Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy Note 9'u inceleyeceğiz. Evet, yöneticiler için bir telefon diyorum ben buna. Galaxy Note serisine çıktığından beri normal bir akıllı telefon değil, bir iş telefonu gözüyle bakıyoruz Recep. Evet, boyutları standart telefonlardan daha yüksek. Fablet sınıfına mı giriyordu Ali? Aslında fablet sınıfına giriyordu ama fablet sınıfı artık ortadan kalktı. Bütün telefonlar devasa ekranlara sahip oldu. Bunu başlatan telefon modeli Galaxy Note'du. Galaxy Note ilk çıktığı zaman herkes şüpheyle yaklaşmıştı. Bu kadar büyük ekranlı bir telefonu kim kullanacak? Daha küçük telefonlar devrinden büyük telefonlara geçiş o esnada anlaşılamadı. Ama görür görmez biz evet üretkenlik için daha büyük bir ekran gerekli dedik ve ardından çıkan Galaxy Note modellerini inceledikçe de beraberindeki S Pen'i de neler yapabildiğimizi gördük ve izleyicilerimize paylaştık. Evet. Öncelikle telefonun iki farklı modeli olacak piyasada, bunu belirtelim. 128 GB kapasiteli ve 6 GB RAM'li bir model ve 512 GB kapasiteli ve 8 GB RAM'li bir model. Bunların fiyatları dolar bazında yurt dışında 1000 dolar civarında ya da 1000 euro civarında seyrediyor. Türkiye'deki güncel fiyata inceleme tarihinde baktığımız zaman 128 GB'lık sürüm 7999, 512 GB'lık sürüm 9299 TL. TL ve doların yeni kuruna baktığımız zaman gayet normal fiyatlar ama tabii ki her kullanıcıya hitap eden fiyatlar mı? Hayır, değil. Piyasanın üst segmentinde kısıtlı sayıda kullanıcının alabileceği akıllı telefonlardan bir tanesi. Ali, öncelikle donanım özellikleriyle başlayalım. Note 9'da bize gelen yenilikler neler? Şimdi baktığımız zaman en büyük yenilik her nesilde işlemci ve kamera oluyor. Bunun yanı sıra bazı nesillerde ekran, bazılarında tasarım yeniliği görüyoruz ama Note 9'u daha önceki Note 8'den ayıran en büyük unsur işlemci performansının çok yüksek hale gelmiş olması. Evet, yurt dışında öncelikle Samsung'un Snapdragon işlemcili modelleri sattığını, ülkemizde ise kendi üretimi Exynos işlemcili modelleri sattığını belirtelim. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın aslında büyük bir kısmında Exynos'lu modeller ve Qualcomm Snapdragon'lu modeller ülkeden ülkeye bölünerek satılıyor. Evet. İzleyicilerimiz hemen sormuşlar bunun kutu açılış ve temel özellikler videosunda neden böyle bir şey yapıyorlar diye. Kimi yerde patent sorunu oluyor, kimi yerde hukuki mesele olmasın ya da masraf çıkmasın diye Qualcomm'un işlemcisini kullanıyor. Zaten adamlar orada hukuki altyapıyı hazırlamış. Kimi yerde de kullanabildiği yerde de kendi üretimi olan işlemciyi kullanıyor. İkisi de çok yüksek performansa sahip. Yeni neslin en son seviyesinde yer alan işlemciler. Zaten Galaxy S9 Plus'ta da, Note 9'da da, Note 8'de de hangi model olursa olsun yeni bir Note çıktığı zaman Samsung en güçlü işlemciyi kullanıyor acaba. Bu işlemcinin en önemli noktası Exynos'un 9810 modelinin tek çekirdek performansının geçtiğimiz yıla göre çok büyük bir sıçrama kaydetmiş olması. Evet, peki fark ne kadar Ali? Şimdi farkı ölçtüğümüz zaman şöyle söyleyeyim. Snapdragon 845'e ve diğer modellere göre tek çekirdek performansında %50'ye varan avantajlar görebiliyoruz. Özellikle de pek çok uygulamanın optimize olmadığı, tek çekirdek performansı dediğimiz çekirdek performansına önem verdiği düşünüldüğünde 9810 neredeyse cep telefonundan çıkartıp bir dizüstü bilgisayara takacağı kadar gelişmiş bir işlemci. Geçtiğimiz yıla göre tek çekirdek performansını Samsung resmen ikiye katlamış durumda. Tabi her testte bu ikiye katlama %50 farkı görmüyorsun. Bir matematik işlemde avantajlı olup diğer matematik işlemde ufak performans kayıpları yaşıyor olabiliyor. Bu durumu detaylı test sonuçlarını zaten görebiliyorsunuz. Ama burada önemli nokta dediğimiz gibi performansın ve depolama kapasitesinin artmış olması, bir de tasarım ve ergonomide birkaç tane eleştirdiğimiz noktanın değiştirilmiş olması. Evet. Tasarıma baktığımız zaman Note 9'un Note 8'in tasarım çizgisini devam ettirdiğini görüyoruz. Fakat iyileştirmeler söz konusu. Örneğin eski modellerde parmak izi okuyucu kameranın yanında yer alırken Note 9'da kameranın altında yer alıyor. Bu da parmağınızla kameranın üstünü kapatmanızı ya da kirletmenizi engelliyor. Note 8'de bunu eleştirmiştik. Benzeri şekilde S8 ve S8 Plus modellerinde de yandaydı. S9, S9 Plus ve Note 9 modellerinde ise parmak izi okuyucu kameranın altında. Ufak bir fark ama önemli bir fark, kullanım kesinlikle çok daha rahat oluyor. Tabii ki burada kasaya yan yana baktığın zaman bir Note 8 ve Note 9'u ilk bakışta özellikle ekran olan kısımdan ayırt etmen mümkün değil. Evet. Aynı zamanda telefon biraz daha ağırlaşmış durumda. Note 8 ve Note 9'u yan yana elinize tarttığınız zaman ağırlaştığını hissedebiliyorsunuz. Bunun sebebi tabii ki artan batarya kapasitesi. Bu artan batarya kapasitesiyle 3500 mAh eleştiriliyordu. 4000 mAh'e çıkılır acaba. Evet. Bunun tabii batarya performansına olan etkisini incelemenin ilerleyen bölümlerinde ele alacağız. Note 9'un boyutlarına baktığımızda 161.9 mm uzunluğunda, 76.4 mm genişliğinde ve 8.8 mm kalınlığında olduğunu görüyoruz. Ağırlığı ise tam olarak 201 gram. Evet.
Aynı zamanda suya, toza dayanıklı bir yapısı var. 1,5 metre derinlikte 30 dakika kadar suya dayanabiliyor. Yalnız ufak bir tavsiye, bu tarz telefonları tuzlu suya yani denize düşürürseniz hemen tatlı suya tutup ondan sonra bunları kurutun ya da silin. Çünkü tuzlu sudaki burada tuz ve diğer mineraller korozyona paslanmaya sebep olabiliyor. Not 9'da böyle bir durum oldukça zor. Çünkü kasa dediğim gibi yalıtılmış olduğu için kolay kolay olmuyor. Ama su dayanıklılığı olmayan bir telefonda hemen kısa devre yapabiliyor. Çok kısa sürede kaybedebiliyorsunuz. Onu altını çizerek belirtelim. Evet, dayanıklılık demişken telefonun ekranında Gorilla Glass 5 olduğunu ekleyelim. Yine ön tarafta, arka tarafta bu cam kullanımı devam ediyor. Kullanıcılar parlak güzel görünümü seviyor. Ne olursa olsun ben telefonu biraz kılıfla kullanmaktan yanayım artık. Eskiden hep kılıfsız kullanmanın daha güzel olduğunu, daha ergonomik olduğunu söylüyordum ama yeni telefonların ekran değişim maliyetlerinin artık yüzlerce değil binlerce lira seviyesine çıkmasıyla birlikte korumaya almak kesinlikle daha iyi. Yine de telefonu kılıfsız kullanacak kullanıcılar için tutuş hissiyatının gayet iyi olduğunu belirtelim. Tasarımdaki iyileştirmeler bu bağlamda telefon deneyiminizi de geliştiriyor. Bunu nasıl değiştirmişler? Göze hemen çarpmadığı için açıklayalım. Daha önce Note 8 modelinde yaptıkları bu kenardaki hafif sivrileştirmeyi Note 9'da da devam etmişler. Bundan önce S7 Edge modelleri elden düşüp kırılmalarıyla çok ünlü olmuşlardı. Çünkü çok kaygan, çok güzel bir tasarım ama kullanıcının elinden de aynı şekilde çok fazla kayıp düşüyordu. Samsung o yüzden kenarları biraz keskinleştirdi. Görüyorum bazı kullanıcılar aldıkları zaman ya kenarlar biraz keskinleşmiş mi diyor, o kadar sert olmasa mıydı diyor ama bu elde tutuş için önemli bir detay, onu belirtelim. Zaten o kadar keskin değil, elinizin altında yine yumuşak bir yüzey var ama hafif çıkıntılı. Batarya kapasitesinin 4000 mAh'e çıktığını belirtmiştik. Bu da tabii ki telefonun pil ömrüne olumlu olarak yansıyor. Bu konudaki detaylara da biraz bakalım isterseniz. Evet, normalde bir telefonu ne kadar kullanmayı bekliyoruz? Tam bir gün şarj etmeden kullanmayı bekliyoruz. Ama bir gün bir günle değişiyor. Kullanıcıların kaç saat telefonda oyun oynadığı, internete baktığı, ne kadar süre film izlediği ya da ne kadar süre cebinde taşıdığı tamamen kişisel bir deneyim haline getiriyor. Evet, biz kendi kullanımımız ile incelemelerde verdiğimiz bilgileri vermeyi sürdürüyoruz. Normalde 8 saat bir telefonu kullanıyorsam, bunun devamlı aktif olmadığını söyleyeyim tekrar, 12 saate kadar uzadığını burada Note 9'da aktif bir şekilde görebiliyorum Recep. Bu nasıl bir saat tabii ki? Tamamen baştan sona yüksek performans oyunları çalıştırırsam, diğer telefonlarda 4-4,5 saat aktif kullanım süresi varken burada 5-5,5 saate yani 1 saat daha fazla %20-25 oranında daha fazla aktif bir kullanım elde edebiliyorum. Bu da sadece 500 mAh'lik bir artış 8'de 1'lik ya da 7'de 1'lik bir artış olarak yansımamış, optimizasyon yapılmış, bunu gösteriyor. Samsung daha önce diyordu ki biz mesela S8'deki işlemciyi daha sonra Note 8'de kullanırken daha iyileştirdik. Yine benzer şekilde S9 Plus'ta S9'da kullandıkları işlemciyi Note 9'da kullanırken de bu ikinci iterasyon diyoruz. Üretim teknolojisi devam ediyor. Daha verimli, daha optimize bir şekilde kullanmanın yollarını öğreniyorlar. Hem işlemci üretimi gelişmiş oluyor, verimlilik artmış oluyor. Hem de yazılım kısmında optimize ediyorlar ki esas farkı yazılım yaratıyor. Evet, zaten üretim teknolojisinin sonuna daha sonra genelde bir artı ekleniyor. Örneğin 10 nanometre ise 10 nanometre plus olarak geçiyor. Burada üretim bandının efektif olduğunu, etkili olduğunu görebiliyoruz. Samsung yıllardır akıllı telefon üretiyor. Üretim konusundaki tecrübesini de her yeni modelde aynı işlemci modelini bile kullansa batarya ömrünü optimize etmek gibi konularda kullanabiliyor. Bu gerçekten etkili bir şekilde önümüzdeki örnek. İnceleme tarihinde piyasada şu an aktif olarak kullanıcıların elinde olan en uzun pil ömrüne sahip telefonlardan bir tanesi. Hatta kendi klasmanında 4000 mAh'lik rakibi karşısına koyduğun zaman bile o 4,5 saate 5,5 saati tekrar hissettiriyor, kendisini gösteriyor. Evet, rakiplerden de bahsedelim bu esnada. iPhone 10, Huawei P20 Pro veya Samsung'un kendi ürettiği S9 Plus'tan da daha uzun bir pil ömrü elde ediyorsunuz. Evet, S9 Plus kullanıcıları telefonlarından memnun kullanmaya devam edebilirler. Rakip kullanıcılar da memnun bir şekilde devam edebilirler. Çünkü pil ömrü çok iyi cihazlar. Ama 3500 ve 4000 mAh mi? Kağıt üzerinden bakmayı kesinlikle bırakmamız gerekiyor. O aktif telefonun kullanım ömrünü göstermiyor. Bunu tekrar bilmemiz önemli. Peki 4000 mAh'lik bu bataryayı doldurma seçeneklerimiz neler Ali? Recep, daha önce olduğu gibi yine USB Type-C portu üzerinden hızlı şarj edebiliyoruz. Kendi içerisinden hızlı şarj adaptörü ile birlikte çıkıyor. Bu da önemli. Ayrı bir hızlı şarj adaptörüne ekstra para vermenize gerek yok. Aynı zamanda da kablosuz QE şarjı destekliyor. Samsung'un daha önce kablosuz şarj standını incelemiştik. Standart kablosuz şarj var, hızlı kablosuz şarj var. Hızlı kablosuz şarj da destekliyor. Şunu da ekleyelim, USB Type-C portu üzerinden Samsung DeX'e de bağlayabiliyorsunuz cihazı. Bu sayede bir nevi masaüstü bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Aynen öyle. HDMI üzerinden bir monitöre bağlayacaksın, klavye fare seti bağlayacaksın, kullanacaksın. Nasıl yapacağınızı da DeX incelemesinde daha önce Note 8 ile birlikte göstermiştik zaten.
Ancak telefonu sadece kendisini aldığımız zaman iş kullanımında ne yapıyoruz? Beraberindeki S Pen'i kullanıyoruz. Evet, Note 9'da S Pen'de büyük yenilikler var. Bunlardan bir tanesi de artık S Pen'in kendi içerisinde bir batarya olması ve çok daha fazla işleve sahip olması. Biraz da bunlara değinelim. Evet Recep, ikisinin de S Pen'lerini çıkartıyorum bu şekilde. Yan yana baktığım zaman ikisi arasında ne kadar fark var? Baktığın zaman herhangi bir görünebilir fark etmiyorsun. Evet. Dışarıdan baktığınız zaman sevgili izleyiciler aynı gibi dursa da bunun tuşunun biraz daha küçük olması ve içerisinde artık dahili bir batarya olması her şeyi değiştiriyor. Evet, bu batarya 40 saniyede şarj oluyor ve S Pen'e yeni işlevler kazandırıyor. Bu işlevler nedir? Telefonu kurdunuz, bu şekilde yerleştirdiniz. Daha sonra elinize de buradaki kalemi aldınız. Üzerindeki tuşa uzun bastığınız zaman kamera açılıyor. Ardından böyle basarak hemen kamerayla selfie moduna geçip bir tane selfie çekebiliyorum. Açı yanlış da olsa. İki defa basıp kamerayı karşı tarafa geçirip tekrar parmağımla böyle basarak karşı tarafın fotoğrafını çekebiliyorum. Bunun haricinde sunum yaparken de ileriki slide, geriki slide böyle toplantı odalarında ortamı şenlendirebiliyor. Kablosuz bir şekilde bağlayıp görüntü aktarırken, sunum yaparken elinizde kendi telefonunuzun kalemi olması o esnada bir şey aramamanız pratik bir değer sunuyor. Evet, Note 9'un sunduğu en büyük yeniliklerden bir tanesi kesinlikle yeni S Pen olmuş, bunu söyleyebiliriz. Bu S Pen'in özellikleri bunun haricinde çizim hassasiyeti, basınç hassasiyeti, genel olarak kullanırken ekrandaki metinleri alıntılayabilmesi, karakter tanımlayarak bir ekran görüntüsü içerisindeki metni düz metne dönüştürebilmesi çok önemli şeyler. Normalde ne yapman gerekiyor? Ekran görüntüsü alamadığın bir ekranda oturup onu elle yazman gerekiyor. Ya da bir OCR, karakter tanımlama yazılımı kullanman gerekiyor ama Note serisinde bu içeriği gömülü bir özellik olarak geliyor. Ve ben hızlı bir şekilde mesela sosyal medya raporlarını alıp, ekran görüntülerini alıp bunları hemen mail olarak paylaşabiliyorum. Sosyal ağlara atabiliyorum. Yani iş hayatında özellikle şirketler, dijital pazarlama alanında uğraşanlar, çalışanlar ve de burada raporları alıp işleri tanımlayanlar için çok kritik özelliklere sahip. Bunlar başka bir telefon serisinde bu derece gelişmiş bir şekilde sunulmuyor. Yani yıllar geçti, halen bekliyorum rakipler aynı şekilde Note tarzında bu kadar üretkenliğe dayalı bir telefon tasarlasın diye ama halen yok. Bu açıdan Note rakipsiz. Telefonlardaki en büyük yenilikler artık kamerada gözümüze çarpıyor. Note 9'da bu konuda bir istisna değil. Telefonda 3 kamera mevcut. 2 tane arkada, 1 tane önde. Önde 8 megapiksellik bir selfie kameramız mevcut. Evet, geniş açılı selfie'ler de çekebiliyorsun hafif oynatarak ve çok güzel kalitede üzerine AR emojiler ya da makyaj düzeltmeleri uygulayarak çekiyor. Zaten bütün telefonlarda öz çekim kamerası, selfie kamerası çok büyük önem kazandı. Çünkü insanların kendi fotoğraflarını bol bol çekip sosyal medyaya yüklediğinin bütün telefon üreticileri farkında. Evet. Ve buna göre optimizasyon yapıyorlar. Tabii ki özellikle Samsung bunu düşük ışıkta daha verimli olacak halde getirebiliyor. Burada diyafram değerleri devreye giriyor. Arka tarafta da ön kamerada da burada hem diyafram hem milimetre değerleri normalde fotoğrafçıların anladığı değerler. Pratikteki etkisine baktığımızda ise şunu görüyoruz. Samsung birkaç nesildir düşük ışık performansını geliştirmeye devam ediyor. Ama aynı zamanda çok parlak ışık altında da güzel fotoğraflar çekmemize imkan sağlamak istiyor. Bu yüzden olan fotoğraf makinelerindeki değişebilen diyafram teknolojisinde S9 Plus'ta olduğu gibi Note 9'a da getirmişler. Arka taraftaki ana kameramızın diyafram değeri değişebiliyor. Bu nasıl oluyor? Shutter dediğimiz oradaki bir kısım kapanıyor. Daraldığı zaman burada ışığın gelişini azaltıp arttırabiliyor. Bunun teknik değerlerini de sizlerle paylaşalım. Düşük ışık ya da normal ışıkta daha geniş kareler çekerken f1.5 ile 2.4 arasında değişebilen kamera devreye giriyor. Mekanik diyafram daralıp genişleyerek koşullara uygun, mükemmel yakın fotoğraflar ve videolar çekmeyi mümkün kılıyor. Evet, burada odak mesafesi 26 mm, 1/2.55 inçlik bir sensörümüz var, 1.4 mikrometre piksel boyutu var, çift piksel PDAF, OIS yani görüntüyü sabitleme teknolojileri var. Buradaki anlamı çok basit bir şekilde özetleyelim. Arkada 2 tane 12 megapiksellik kamera var. Bunlardan bir tanesi zoom yapıyor, yakın çekiyor. Ama bunun düşük ışık performansı her zaman için daha zayıf. Çünkü diyaframı daha dar ve daha az ışık alıyor. Diğerinin diyaframı hem genişleyebiliyor hem daralabiliyor. Yine 12 megapiksel olduğu halde kesinlikle özellikle düşük ışıkta çok daha güzel fotoğraflar çekebiliyor. Evet, ve bu fotoğrafları çekerken elinizin titremesini dert etmenize gerek yok. Zira optik görüntü sabitleme teknolojisi her iki kamerada da mevcut. Aynen öyle. Çok hızlı bir şekilde odaklayabiliyor, çok hızlı bir şekilde fotoğraf çekebiliyor, aynı zamanda çok yüksek çözünürlüklü devamlı videolar da çekebiliyor. İster 1080p çekin, ister 4K çekin, ister 4K 60fps video çekin.
Aynı zamanda popülerleşen ağır çekim, yani çok yüksek FPS'de çekim özelliğini destekliyor. Full HD'de 240 ve 720p'de 960 FPS'lik çekim yapabiliyor. Tabii ki bunu o profesyonel devasa kameraların yaptığı gibi çok yüksek çözünürlüklerde çok yüksek FPS'de yapmıyor. Evet. Çözünürlüğü düşürerek FPS'yi arttırmış oluyor. Bu arada kameranın sadece buradaki mekanik shutter, yani diyafram değerinin değişmesi değil, arka tarafta bu kameranın stacklenmesi, devre tasarımı, bellek tasarımı, ön bellek tasarımı da son nesillerde Samsung tarafından geliştirildi. Yani işin mühendislik kısmında da büyük bir gelişme var. Peki bütün bu teknik değerlerin ya da kameranın sonucu nedir derseniz, şu an piyasada alabileceğiniz en iyi cep telefonu kameralarından bir tanesine sahip. Hem yapılan çok farklı testlerde çıkan sonuçlar hem de pratik kullanıcı deneyimi bunu açık ve net bir şekilde gösteriyor. Yani bana bir telefon lazım, kamerası en iyi olsun derseniz Note 9'u da alabilirsiniz. Çünkü çok yüksek puanlara sahip ve çok yüksek pratik değere sahip bir kamerası var. Note 9'un ekranına baktığımızda Samsung'un kendi ürettiği Super AMOLED paneli görüyoruz. Evet, Super AMOLED panel Samsung'un en çok telefon satan firma olmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi. Pazar payına hakimiyeti hem üst modellerde hem de fiyat rekabetine sahip orta ve alt modellerde de Super AMOLED'i yaygınlaştırmasından kaynaklanıyor. Kendisi ürettiği için burada kontrol sahibi. Renkleri özellikle geçen yıllar içerisinde kullanıcının kontrolüne de verdiler. Burada renk kalibrasyonu gerçekten uyumlu bir şekilde kullanabiliyorsun. Tabii ki profesyonel tasarım yapmıyorsun ama doğru renkleri görebilmek her zaman önemli. Bunun yanı sıra en önemli noktalardan bir tanesi de ekranın tabii ki HDR desteklemesi. Evet, panel HDR 10 destekliyor ve yüksek bir çözünürlüğe sahip. 1440'a 2960 piksel değerini görüyoruz ve orana baktığımızda da 18.5'a 9 oranını görmekteyiz. Yani ekranı 4K'da yapabilirlerdi. Daha öteye de gidebilirlerdi ama 6.4 inçlik bir ekranda daha yukarıya çıkmanın şu an günümüz neslindeki grafik performansıyla çok fazla bir mantığı yok. Performans modu ya ekran çözünürlüğü değiştirilebiliyor. Daha yukarı daha aşağıya bir şekilde maksimum değere kadar ayarlanabiliyor. Özellikle maksimum tasarruf modunu alırsan ekran çözünürlüğünü düşürüp bütün uygulamaları kapatıp batarya ömrünü çok çok uzatabiliyorsun. Yani önemli olan aslında performans, batarya ömrünü keskin net bir ekranla birleştirebilmek ve aynı zamanda güzel renkler verebilmek. Bunların hepsinde başarılı yapıyor. Evet, ekranın boyutunun da büyük olduğunu belirtelim. Bu nasıl büyük tabii ki? Gövdeye oranla %83.4 ekran gövde oranı mevcut. Ve üst kısımda bir çentik ya da böyle çıkıntılı bir tasarım yok. Bazı kullanıcılar o çentikli tasarımları hiçbir zaman sevmedi ve sevmeyecek. Özellikle onlar için Samsung kendi duruşundan, kendi tasarımından taviz vermiyor. Kendi yolunda devam ediyor ve bunu başarıyla gerçekleştiriyor. Zaten yapmamaları da daha iyi olur. Burada iris taraması var, yüz tanıması var, bir ton güvenlik önlemi var. Yani bu üst kısma sadece bir ön kamera ya da bir hoparlör ahize koyup bırakmıyorlar. Bu üst kısmın arkasında pek çok şey var. Yine arka tarafta baktığımız zaman odaklama kısmındaki detayları görüyorsun. Orada bir ton odaklama teknolojisi var. Parmak izi okuyucu var. Bunun içerisinde pek çok sensör var. Sizin burada kanınızın oksijen oranından diğer değerlerinize kadar sağlığınızı takip edebilen pek çok teknoloji var arka planda. Bütün bu özelliklerin yanında kullanıcılar tabii ki telefonlarıyla üst düzey performans ile oyun da oynamak isteyecekler ve bu çözünürlüğü desteklemek için güçlü bir GPU gerekiyor. Bu bağlamda baktığımız zaman cihazın içerisinde Mali G72 MP18 bir GPU olduğunu görüyoruz. Evet, şu an Samsung'un telefonlarında kullandığı en güçlü grafik yongası GPU bu, ya da bizim masaüstü tabirimize ekran kartı gerçekten güçlü. Ama Qualcomm Snapdragon modelin GPU'su buna göre %10-%15 civarında, hatta kim yerde %20'ye varan performans kazanımları sağlayabiliyor. Bu nokta biraz yazılım optimizasyon kadar GPU'nun kendi tasarımına da bakıyor. Fakat oyunlarda şu an Samsung ilk defa lansmanda şunu özellikle önemli vurguladı. Fortnite bizim telefonumuzda ilk çıkıyor dediler ve bir iş telefonu olmasına karşın çok güzel bir burada reklam yaptılar diyebiliriz. Ali, peki kablosuz bağlantı seçeneklerimiz neler? Klasik 802.11ac desteğimiz var. Artık klasik oldu diyebiliyorum. Bunun tabii ki bağlantı stabilitesi sizin network'ünüze, sizin yerel ağınızın Wi-Fi'nin gücüne ve sinyaline bağlı. Ama ben farklı koşullarda test ettiğim zaman hem Note 8'de hem Note 9'da çok güçlü bir sinyal bağlantısı elde edebildim. Başka telefonların kablosuz sinyalinin koptuğu yerde yavaşlasa bile bağlanıp çekmeye devam edebiliyor. Benzer şekilde LTE bağlantısı da son derece güçlü. Bizde 4.5G dediğimiz 4G, 5G bantlarının karışık olduğu ihaleden sonra Türkiye'de de hızlar gerçekten arttı. Mobil bağlantıda da üst seviye hıza erişebiliyorsunuz. Şimdi CAT 18 ve CAT 13 ne demek? Bu indirme CAT 18, yükleme CAT 13.
teorik olarak baktığımız zaman gigabit hızlarının artık üzerine çıkabiliyoruz. Pratikte böyle bir altyapı Türkiye'de olmadığı için çıkamıyoruz. Ancak seninle birlikte daha önce hatırlarsan ODTÜ'ye gittiğimiz zaman Note 8 ile birlikte orada LTE bağlantı testi yapmıştım. 400-500 megabitleri baz istasyonunun dibinde kendi telefonumda daha önce görmüştüm. Evet. Yani Note 8 ile bunları gördük. Note 9 ile aynı baz istasyonunun dibine gitmedik. Şehir içerisinde farklı yerlerde test ettik ama daha da iyi bir modemi var. Bütün bu donanım üzerinde tabii ki bir yazılım çalışıyor. Bu da Android işletim sistemi. Cihazla yüklü gelen Android sürümü nedir Ali? Android 8.1 ile birlikte geliyor. Tabii ki gönlüsler hemen Android 9 ile birlikte gelsin. Ama Samsung'un onu optimize etmesi, telefonu uyarlaması biraz zaman alacak. En son çıkan, en yeni ve en güncel telefon olduğu için tabii ki güncelleme alması garantili. Evet. Özellikle sancak gemisi dediğimiz, başkalarının amiral gemisi tabir ettiği telefonlarda bu değer her zaman için yüksek tutuluyor. Her zaman için yazılım güncellemesine öncelik veriliyor. Ve burada Samsung'un kendi Samsung Experience dediği üzerine telefonla birlikte sunduğu ara birim iyileştirmeleri de devam ediyor. Evet. Bu Samsung Experience nedir? Gerçekten farklı mıdır? Evet, farklı. Bugün bir Samsung telefonun Android deneyimiyle vanilla dediğimiz hiçbir değişik yapılmamış bir Android telefon deneyimi arasında dağlar kadar fark var. Evet. Bunun sebebi de özellikle daha önce çoklu ekran desteklenmezken Samsung çoklu ekran destekliyordu. Daha sonra her yeni sürümüyle birlikte bu çoklu ekranı ayarlamayı, uygulama çiftleri oluşturmayı daha da gelişmiş bir şekilde destekledi. Ara birimde burada uygulama optimizasyonuna önem verdi. Ara birimdeki ikonlara önem verdi. Bunların yerlerine önem verdi. Ve daha önce TouchWiz işletim sistemi arayüzünün özellikle performans sıkıntılarını tamamen ortadan kaldırdı. Çok hızlı bir şekilde çalışır hale getirdi. Hatırlarsın bundan 4-5 sene önce incelediğimiz modellerde TouchWiz'i hızlandırmadan bahsediyorduk. Yine ek olarak daha önce incelediğimiz modellerde bloatware dediğimiz gereksiz yazılımlar çok fazlaydı. Bunların da sayısı epey azaltılmış. Hatta telefon bayağı sadeleştirilmiş. Aynen öyle. Sadeleştirilmiş. İçerisine gelen kurulu uygulamalar gayet güzel. Yine Samsung'un kendi uygulama mağazası ya da oyun yönetici uygulaması üzerinden farklı uygulamaları kurman için teşvik ediliyorsun. Yine arada tepeden bazen belli kampanya bildirimleri geliyor. Yine orada çok fazla EULA ve belli şeyler imzalıyorsun. Hatta Samsung hesabınla bağla, telefonunu televizyonunla bağla, başka şeyler yap geliyor. Yani orada bloatware artık içerisinde değil dışarısında indirilmeyi bekliyor diyebilirim. Orada arada bir teşvik ediyorlar. Fakat Fortnite gibi güzel özel oyunları da çıkartıyorlar. Kimi zaman ücretsiz uygulama da veriyorlar. Ve içine kurulu kaldıramayacağın şekilde koydukları o gereksiz uygulamaları büyük oranda atmış durumdalar. Fakat operatör telefonlarında halen istemediğin uygulamalar gelebilir. Kullanıcılar aldıkları kanala göre bu tür uygulamalarla karşılaşabilirler. Onun uyarısını baştan verelim. Telefonu daha çok iş amaçlı kullanılacak dedik Ali. Peki güvenlik konusunda Nox devam ediyor mu? Nox devam ediyor geliştirilmesi. Özellikle Nox'u açıklayan ayrı bir videomuz var. Onu aşağıdan hemen görebilirsiniz. Nox'u sadece Note 9'da değil, Note 8'de değil, daha orta seviye, giriş seviyesi telefonları da genişletmeye başladılar. Evet. Neden? Yönetici şimdi 9000 TL verip Note 9'u alabiliyor ama orta kademedeki ya da giriş kademesindeki yöneticinin maaşı henüz o seviyelere çıkmış durumda değil. Daha orta seviyede başka telefonlarda da Nox olduğu zaman telefonun içerisindeki verileri şifreleyip dışarıdan ele geçirilmesini engelleyebiliyorsun. O yüzden bütün telefonlarında olmasını ben Nox'un istiyorum. Ve gerçekten güvenli klasör, klasör şifreleme, gizli bir şekilde galeriye oradaki hassas fotoğrafları aktarabilme önemli. Hassas fotoğraftan kaydım şu. Mesela yurt dışında Almanya'da bir otomobil fabrikasının gezisinde orada fotoğraf çekimi yasak. Ama içeride bir fabrika işçisi ya da yöneticisi belli şartlar altında fotoğraf çekip amirine iletmek zorunda olabilir. Yine şirketin iç yönetmeliğine uygun bir şekilde. Ne yapacak? Dışarıda da bu telefonu kullanıyorsa ve o fotoğrafların dışarıya sızmaması gerekiyorsa, endüstriyel sırlar varsa onları şifreleyip saklayacak. İşte Nox bu tür durumlarda gizlilik ve güvenlik açısından kesinlikle önemli bir önlem. Hadi peki Note 9'un ses performansı nasıl? Hem hoparlör hem kulaklık ile ses performansı çok güzel. Samsung biliyorsun AKG'yi aldı. Artık bunu birkaç nesildir söylüyoruz, hatta bazen söylemiyoruz artık. Burada AKG'nin ses deneyiminden de yararlanıyor. Ama orada bazı çiplerin fabrikalarının alınması satılması, bazı markaların değişimi söz konusu oldu. Samsung birkaç nesildir içinde kullandığı Hi-Fi ses yongasına çok fazla vurgu yapmıyor. Kulağına göre ayarlama özelliği sunuyor, yazılım özelliği sunuyor ama uç noktaya doğru gidebilmesi için Hi-Fi noktasında halen biraz daha yol olduğunu görebiliyoruz. Yani bütün diğer özelliklerin ses biraz gölgesinde kalmış diyebilirim. Tabii ki alan kullanıcı sesinden inanılmaz derecede memnun kalacaktır. Ama bak burada rakibin farklılaşmaya başladığı bir iki nokta var. LG G7 ThinQ'nun kendi kasasının içerisi tamamen hoparlör olarak kullanılıyor. Bunun kendi kasa hoparlörü bundan çok daha yüksek seviyede. Hi-Fi noktasına birkaç yerde daha fazla vurgu yapıyor. Daha fazla detay veriyor. Quad DAC kullanımı gibi noktalar vurgulanıyor. HTC'de birkaç rakip de bu konu üzerine durmuştu. Samsung
arada bir duruyor. Arada bir buna o kadar vurgulamıyor. Biraz daha bence sesin üzerinde durulabilir, vurgulanabilir. O noktadaki özellikleri kullanıcıların keşfetmesi sağlanabilir. Şu an ayarlar var. Ses kalitesi iyi ama gidilebilecek bir mesafe daha var hocam. Evet. Önemli bir soru daha. 3.5 mm jack'ı var mı? 3.5 mm jack'ı tabii ki var Recep. 3.5 mm kulaklıklar piyasada halen devam ediyor. Birdenbire telefon üreticisi örneğin Apple istedi diye Thunderbolt ya da USB tip C ya da Lightning jack'lı kulaklıkları geçmiyoruz. Endüstri o şekilde işlemiyor. Samsung da endüstriyel ve mantıklı bir firma. Rakiplerine panel, işlemci, SSD de satıyor bir yandan. Bir yandan onlar rakip de ürün üretiyor ama 3.5 mm jack'ını çıkartmıyor. Ben de bunu destekliyorum. Böyle mantıklı kararları diğer firmaların almasını da diliyorum. Peki Note 9'da daha ne olabilirdi Ali? Şimdi Note 9, Note 8'e ve diğer telefonlara göre her şeyin daha fazlası değil mi? Temel evet. Mantık bu. Evet. Tek çekirdek performansında çok ciddi bir sıçrama var. Baktığımız zaman işlemci, ekran kartı, RAM, depolama her şey artmış. Parmak izi istediğimiz konuma gelmiş. Yanındaki S Pen'e kablosuz kullanım özellikleri gelmiş. Kameralar dehşet bir şekilde güzel videolar, fotoğraflar çekebiliyor. Her şey olması gerektiği gibi. Evet. Ama biraz eşelediğimiz zaman baktığımız oyuncu telefonlarında mesela Fortnite lansmanı yapmışlar. Ne güzel. 120 Hz'lik ya da 90 Hz'lik bir panel kullanılabilirdi. Kesinlikle. O da bir seçenek. Bazı kullanıcılar tarafından talep ediliyor. Şimdi tabii rakibinde 120 Hz var mı? Özellikle Apple'da soruluyor. Bazı yanlış bilgiler yayıldı. 120 Hz panel kullanılıyor diye. Alakası yok. Ekranı tarama hızı 120 Hz denildi. Kullanıcılar da bunu 120 Hz ekran var zannetti. Hayır, şu an rakibinde de 120 Hz bir ekran yok. Aynı zamanda çok büyük bir heyecan da uyandıramadı. Bu tam olarak Samsung için bir fırsat niteliğinde. Note 9'un satışlarının bu esnada çok artmasını bekleyebiliriz. Bu açıdan başarılı oldu. Ama bir iki noktanın daha altını çizselerdi, mesela panel hızını arttırsalardı, kesinlikle satışlara daha da iyi yansırdı. Oyuncuları da hedef alırlardı. Belki de bunu kasıtlı olarak yapmadılar da. S9, S9 Plus'tan sonra S10'da yapıp S10'u biraz daha oyuncu ve genel kitle, Note 9'u yine düşük hertz paneliyle daha profesyonel kitle olarak tutmaya karar vermiş olabilirler. Evet, sonuç olarak baktığımız zaman Note 9 birçok alanda epey bir yenilik sunuyor bizlere, özellikle de S Pen'de. Evet, içerisinde yenilikler Recep. Kasanın dışarısında çok büyük bir yenilik olmasa da, Note 8 tasarımı devam etse de içerisinde gerçekten büyük yenilikler yapmayı başarmışlar. Evet. Olan tecrübeyi iyileştirmişler. Bundaki en önemli paylardan bir tanesi, tabii ki teknik anlamda çoğu kullanıcı farkına varmasa da, telefonun daha serin çalışmasını sağlayan burada etkin bir soğutma sistemi kullanılmış olması içerisindeki ufak alanda ve de Samsung'un kendi depolama teknolojilerindeki avantajını 512 GB'lık dev bir sürüm sunmakta ve bunu çok hızlı sunmakta kullanmış olması. Evet, 512 GB'lık sürümün fiyatı tabii biraz yüksek, bunu da ekleyelim. Ancak şöyle bir şey var. Gerçekten profesyonelsen, devamlı çekim yapıyorsan, dışarıdaysan o 4K videolar, 4K 60 FPS videolar değil dahili depolamayı çok daha fazlasını gerektiriyor. MicroSD kart takıp genişletmene de ihtiyaç sunuyor. Orada şöyle bir şey var yalnız. Piyasaya baktığım zaman 256'lık bellek kartı görüyorum. 512'lik bellek kartı görmüyorum. Yani 1 TB'a şu an Note 9'u istesek de ulaştıramıyoruz. 750-760 civarında kalmış oluyoruz. Onun ötesinde artık birden fazla bellek kartı kullanılabilir. Peki bu telefonu kim alacak? Kim almalı? Esas o konuyu seninle biraz konuşalım, değerlendirelim. O şekilde sonucumuzu tamamlayalım. Evet. Birinci tercih tabii ki iş dünyası tarafından olacaktır. Aynen. Üreten, yöneten, belli bir seviyenin üzerinde gelire sahip ve bunun özelliklerini kullanacak kullanıcıların alması lazım. Çünkü Samsung zaten Galaxy S9, S9 Plus gibi hızlı kullanışlı telefon modellerini, üst seviye telefon modellerini oyunculara sunuyor hocam. Buradaki S Pen'in özelliklerinden, ekstra özelliklerden yararlanmayacaksanız gerçekten büyük bir yatırım. Ama öte yandan şu 500 mAh'lik pilin ekstradan 1 saatlik aktif kullanım, oyun ve video kullanımı, program kullanımı olarak yansımış olması da bazı kullanıcıların aklını çelecektir. Ben de illa en iyisi olsun diyenler alacaktır. Evet, yine yüksek depolama ihtiyacı olan kullanıcılar da 512 GB'lık modele göz atacaktır diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Eski telefonlarda özellikle telefonu RAM yetmediği için değiştirmek zorunda kalan, bu yüzden travma yaşayan, bu yüzden ROM kullanamayan kullanıcılar da, yeni ROM kuramayanlar da 6 GB değil illa 8 GB RAM olsun diye 512'ye niyetlenecektir hocam. Evet. Sonuç olarak Galaxy Note 9 rahatlıkla tercih edilebilecek bir telefon olmuş, bunu söyleyebiliriz. Aynen öyle. Editörün seçimi telefonlardan bir tanesi. Ben üretkenlik özelliklerinden Note telefonlarının özellikle yararlandığım için seviyorum, beğeniyorum, kullanışlı buluyorum. Öte yandan
bunun gelecek nesillerinde daha da fazla özellik ya da yepyeni bir tasarım görmek ister miyim? Kesinlikle isterim. Her zaman kullanıcılarda heyecan oluşturmak için çok büyük yenilikler yapmak ya da farklı özellikler sunmak gerekiyor. Bu yıl Note 8'den Note 9'a geçiş ilk başlarda bu yüzden özellikle tasarımı çok yakın olduğu için başta çok büyük bir heyecan uyandırmadı. Ancak kullanacak olan profesyonel kullanıcılarda hem performans artışı hem özellik artışı içten içe bir heyecan uyandırdı. Evet, sizler birlikte Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy Note 9'u inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.